Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de Tonguç. Türkiye Selçuklu Devleti. Yani Anadolu Selçuklu Devleti. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Savaş başlıyor. Yeni bir devlet kuruluyor. Yeni bir ülke kuruluyor. Türkiye Selçuklu Devleti çok önemli Tonguç. Biliyorsun önce Büyük Selçuklular vardı. Sonra Büyük Selçuklulardan sonra 1. Beylikler dönemi vardı. Hani Danışmentoğulları, Artukoğulları. Selçuk diye bir arkadaşım var hocam. Mükemmel bir insansın. Bizim de üniversitedeyken tarih bölüm başkanı ismi neydi biliyor musun Tonguç? Selçuk Bey. Selçuk Hanım'dı. Gerçekten Selçuk Esenbel diye bir şaka kadındı. Gibi. Psikoloji bölüm başkanı ismi neydi biliyor musun? Can Hanım. Hayır, Ayhan Hanım diye bir kadındı. Oy, Ayhan Koç. Abartmışlar ya. Aynen, garip bir bölümdü, garip Hüsnü bir üniversite. Hüsnü Hanım diye bir şey var mı? Hüsnü Hanım yoktu, Hüsnü Hanım vardı, o ayrı bir şey. Tamam. Şimdi, burada şu önemli Tonguç, Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti'nden sonra 1. Beylikler dönemi vardı. Talha Hanım olabilir mi? Talha Hanım. Bakalım, düşünelim. Hatta bir şey var, Redif var orada, Talha Hanım. Redif yok hocam, Redif Bey kuzlaşma. Şimdi. Burada şu çok önemli Tonguç Hanım. Şey pardon Tonguç'cum. Şimdi kurucusu Süleyman Şah. Süleyman Şah'ı tanıyor musun Tonguç? Süleyman Şah benim Sülo diyoruz biz hocam ona. Saçma sapan konuşma. Oğlum atalarımızdan bahsediyoruz. Kahraman atalarımızdan. Hayır Süleyman diye bir arkadaş Sülo diyor. Ha ona Süleyman diyor. Tamam Süleyman Şah'a diyemezsin yoksa. Şimdi kurucusu Süleyman Şah. Az önce söylediğimiz şey çok önemli. Büyük Selçuklu Devleti, 1. Beylikler Dönemi, Türkiye Selçuklu Devleti, 2. Beylikler Dönemi, ardından da Osmanlı gelecek. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aman gelecek. Aman tanrım. Mükemmel bir insansın. Kuruluş tarihi 1075 Tonguç. 1075. 1071 Malazgirt'ten sonra kuruldu. Çok kaliteli bir zeka sahipsin. Sıra dışı bir beynin var. Üstadsın Tonguç. Şimdi başkentine baktığımızda başkenti İznik. İznik oluyor ilk başta. Her sonra yerde da, İznik başkent olmuş. Sonra da Konya başkent olacak Tonguç. Burası çok önemli. En önemli hükümdar da... Konya'ya. Aynen. En önemli hükümdar da 1. Alaaddin... Alaaddin. Keykubat. Çok önemli. Oo, bu ismi ezber. Soyadı çok havalı. Karizmatik bir isim. O zamanlar soyadı kalan Keykubat. Şimdi tabii yıkılışları da maalesef Moğollar yüzünden Köse Dağ Savaşı'nda 1243'te yıkılacaklar Moğollar. Yazık olmuş ya. Yazık niye olmuş. Peki niye yıkıldılar hocam? Çünkü Moğollar Anadolu'yu istila etmek istediler. Cengiz Han. Cengiz Han'ın torunları. Oo. Fakat burada detaylara gireceğiz. Şimdi Selçuklu Devleti'nin genel özelliklerine bakalım. Şimdi Selçuklular döneminde Tonguç Anadolu her bakımdan gelişiyor. Her bakımdan. Anadolu oldu. Senin sesin güzel Tonguç. Sen bir kaset çıkarsan. Hocam sonra aynı kasetin nostaljisini çıkarsan. Bu kapanında plakçı şarkısında kendimi denedim ama başarılı olamadım. Hocam. Olmadı. Bir de saz falan neyse sağlık olsun. Şimdi Anadolu her bakımdan gelişiyor. İmarda yeni yeni binalar yapılıyor. İmarethaneler açılıyor. Ticarette kervansaneler yapılacak. Yabancı tüccarlara gümrük indirimi uygulanacak. Onlar korunacak. Sigorta yapılacak onlara. Tarımda, kültürde birçok alanda Anadolu gelişecek. Ve aynı zamanda şu çok önemli Tonguç. Türk her şey çok önemli ya. Yeter evet, artık ya. Türk denizciliğini de geliştirdiler Tonguç. Türk denizciliğini Anadolu Selçuklu Devleti geliştiriyor. Nasıl geliştiriyor biliyor musun? Anadolu'nun çok önemli yerlerinde Antalya, Alanya, Sinop gibi yerlerde limanlar yapacaklar. Deniz kenarı. Aynen. Mesela Anadolu Selçuklu Alanya'ya gittin mi Tonguç? Kesin gitmişsindir hocam, sen. Gittim hocam. Alanya Kalesi'ne çıktığın zaman Anadolu Selçuklu Devleti'nin haşmetini görebilirsin. Hadi adamlar be. Tüm Akdeniz'i görebilecek bir yere kale yapmışlar. Çok kaliteli bir kale yapmışlar gerçekten. Denize giriyorlar mıymış hocam? Tabii ki giriyorlar Tonguç. Eskiden de güneş kale mi varmış? Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasını sağladılar. Çünkü biliyorsun bunlar Müslüman Türkler ve Anadolu'ya giriyorlar. Anadolu'nun Müslümanlaşmasını da sağlıyorlar aynı zamanda. Bir de Anadolu eskiden Müslüman değil miydi hocam? Değildi evladım. Frigyalılar, Hititler döneminde adamlar da ne Müslüman? Haç seferlerine onlar hangi dine mensuptu hocam? Onlar da muhtemelen Allah'a inanıyorlardı ama tabii ki İslamiyet biliyorsun 571 yılında peygamberimiz doğduktan sonra olacak. O yüzden şu anda İslamiyet yoktu o dönemde. Şimdi var artık ve bunlar da Türkiye Selçuk Devleti'ye yayıyor. Mirya Kefalon Savaşı çok çok önemli Tonguç. Çok çok önemli. Neden biliyor musun? Şimdi Malazgirt Savaşı'nda biz Anadolu'ya girmiştik ya. Evet hocam. Anadolu'nun kapılarını açmıştık. Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştık ya. Bizans dedi ki biz bunları tamamen atmalıyız dedi. Yeter artık dedi. Ve Türkleri Anadolu'dan açmak için yardım topladı. Ve büyük bir orduyla Bizans Türkleri Anadolu'dan çıkarmak için harekete geçti. Yazıklar olsun. Amaçları Türkleri Anadolu'dan söküp atmak ve kurtulmak. Yazıklar olsun halbuki ya. Halbuki biz yendik. Diğer bir de işte yamulttuk. Ve Bizans Mirya Kefalon Savaşı'yla artık Bizans'ın Anadolu'yu geri alma ümitleri kalmadı. Anadolu artık tamamen bizim. Anadolu'yu geri alma ümitleri kalmadı. En sonunda ya. Bak, Anadolu'nun kapıları hangi savaşta açılmıştır? Malazgirt. Anadolu hangi savaşta kesin olarak Türkiye ordu haline gelmiştir? Mirya Kefalon. Bunu unutmayacaksın Tonguç. Mirya Kefalon nerede biliyor musun? Denizli'de bak şöyle haritayla da çizelim. Oradan da aklına tutabilirsin. Şimdi hocam Mirya Kefalon'un yerini bilmesem yani çok büyük bir kayıp mı benim için? Bir zaten öyle bir Türkiye'de yer yok ki artık. Var yani evladım şu an denizde var. Yani. Denizde yok var. Hocam öyle bir şey yok yani. Mirya Kefalon diye bir ilçe yok Türkiye'de. Saçmalıyorsun evladım var. Bak şimdi şurası çok önemli. Tabii bak. Muş'un Malazgirt Ovası'nda burası yapılıyor. Erzurum Pasinler Ovası ve Denizli'de Mirya Kefalon bak.
Bizi burada durdurmaya çalıştılar, olmadı. Burada durdurmaya çalıştılar, olmadı. Burada durdurmaya çalışıp olmazsa artık biz Anadolu'yu almışızdır. Baksana Anadolu'nun sonuna Anadolu geldik. değil, daha Avrupa'ya gelmişiz ya. Aynen, birazdan İstanbul'da alıp geçeceğiz. Şimdi kesin olarak Anadolu Türk yurdu haline Mirekefalon'a geliyor olmuş. Bizans saldırıdan savunmaya çekiliyor artık. Diyor ki eyvah, biz bu Türklerle nasıl mücadele edeceğiz diyorlar Ya ve çekiliyorlar. hadi Şimdi oradan. Anadolu Selçuklu deyince aklına ticaret gelecek olmuş. Her devletin bir özelliği vardır. Anadolu Selçuk Devleti'nde tek bir kelimeyle açıklayın deseler ticaret diyeceksin. Çünkü ticaret alanında çok önemli gelişmeler yapıyor Anadolu Selçuk Devleti. Kervanların konaklaması için kervan, Saray. aferin çok zeki bir çocuksun, kervan saraylar yapılıyor. Günümüzdeki Ayrı mı otel yazılıyor demek. kervansarayları? Kervansaray ayrı yazılmıyor Tonguç. Ben sadece burada şekil olsun diye, güzel olmak, Ha, güzel artistik yazım olsun çok diye. güzel ya, o yüzden böyle yazmak istedim. Anladım. Aynı zamanda yine ticareti geliştirmek için Antalya, bu kalem yazmıyor Tonguç ya. Şöyle kalem yazmışım. Japonya. Japonya değil, Japonya fethetmedik. Anadolu'yu fethettik. Antalya, Alanya, kaliteli yerler gördüğün gibi, deniz, güneş, Oha, kum. çok keyif ehliyim hocam bu Selçuklu'yum bu Aynen, arada. Sinop ve Sudak gibi liman. Sinop'ta denize girdim biliyor musunuz hocam? Gerçekten mi? Gazeteye Aynen. çıktın mı peki, kim bu apaçı denize giriyor Sinop'ta diye? Hocam Sinop'ta denize giriliyor mu Sinop'a Tonguç? denize giriliyor hocam. Kaliteli bir insansın. Değişik bir yer. Sinop, Sudak gibi liman şehirleri fethedildi. Sudak ne hocam? Sudak da gene Karadeniz'e bir ilimiz. Tüccarların malları Tonguç, yanlış anlama, sigorta altına alındı. Sigorta altına alındı, bak çok önemli bir şey. Ve yabancı tüccarlara gümrük vergilerinde indirim uygulandı. Bak resmen Anadolu Selçuk Devleti günümüzdeki bir ticareti geliştirmeye çalışıyor. Camiler, mescitler ibadet yerleridir. Medreseler günümüzdeki üniversite gibidir. Eğitim okul yerleridir. İmaretler nedir O diye ne, sorabilir. anlamadım. Ne demek o? İmaret aşevi yemekhane. Fakirlere yemek dağıtıyor. Bedava. Neden Allah'ını. hocam? Çünkü paylaşmak çok güzeldir Tonguç. Aa, Selçuklu onu ben Türkleri de böyle. bilmiyordum hocam. Darüşşif. Hocam şu anda var mı? Ben gidip alabilir miyim Var. yemek? Şu anda da var. Ben de Aşevilerimiz var. bakayım hocam. Babam hiç şey vermiyor. Ya yalan söyleme Tonguç. Ama şöyle, sen doymuyorsun. O yüzden belki doymamış olduğun için gidebilirsin. Ama onların haklarına girmeyeyim. Ben en Aferin Tonguç. iyisi Sen temiz çöpten kalmışsın. beslenmeye Ya devam edeyim. Tonguç, sana çok hayranım. Gerçekten yaptığın esprilerle beni yarıyorsun Tonguç. Darüşşifa ne olabilir? Yarılır, yarılmayın hocam. Tamam. Yarılırsanız Darüşşifa fena. nedir? Yarılırsanız Darüşşifa'ya götürürüz hocam Çok sizi. zeki bir çocuksun. Hastane, Ya. kervansaray, hanlarda da ticaret yapıldığını söyledik. Bu ne Tonguç? Hocam bu bir füze üstü. Hayır Füze evladım, atacağız. cami, cami burası. Bak Aa burası hocam minare. garip çizmişler. Ne yapayım Aynen, Allah'ım? biraz değişik bir mimari. Bu adamı tanıyor musun Tonguç? Murtaza Evet, amcamız. Murtaza amcamız. Yeniçeri Murtaza. Evet. Normalde o şeydi. Fransızdı. Evet. Biz onu devşirdik. Le Monge'du, ismi Murtaza mı Evet, oldu? Le Monge'tu. Hatta bilmiyor şu anda devşirildiğini. Öyle geziyor apaç apaç. Devşirme bu aynen Anladım. Yeniçeri. 1240'ta Bağbaa isyanı Kösüdağ Savaşı öncesinde Selçuk Devleti'nin yıkılmasına sebebiyet verecek. Anadolu'da huzursuzluk artacak ve Moğollar Baba 1243 isyanı, baba isyanı. Bağbaa isyanı. Moğollar Anadolu'ya girecekler ve artık Selçuk Yazıklar Devleti olsun yıkılıyor. ya. Çok Türkiye üzüldüm ha. Selçuk Devleti'nin ticareti geliştirmek için en önemli katkısı nedir? Geliştirmek için en önemli katkısı nedir olacak? Burada yazım hatası Ama ne olacak yapmışız. hocam ya? O Değil da mi? bir Yalan soru. dünya diyorsun. Bombardıman devam ediyor. Video bombardımanı. Tipin çok tatlı Tonguç burada. Teşekkürler Aynı hocam. zamanda İyileştim. bir önceki ve bir sonraki videomuza bakıp bu videoda like etmeyi unutma Tonguç. Teşekkürler hocam.